Bugün de günaydınımız Saklı Kent'ten. Milli Park'tayız. Birazdan kanyona giriş yapacağız. Kanyona giriş yapacağız. Gideceğiz. Bakalım ne gibi güzellikler bizi bekliyor olacak. İlk başta girişiyle alakalı söz etmem gerekiyor. Burada otopark yok. Ya var, daha doğrusu ücretli otopark var. Girerken araç başına 40 TL alıyorlar, bilginiz olsun. Hadi bakalım içeriye doğru girelim. Bu arada biz gene bugün deniz ayakkabılarımızı giymeyi tercih ettik. Umarız yeterli olur. Yoksa burada şu arka taraflarda ayakkabı satan ya da kiralayan yerler de var. Oralara da bakabilirsiniz. Bildiğiniz plastik çarık, ona göre gelin. Yani burada buraya uygun bir ayakkabıyla gelin, plastik çarıklara para vermeyin. Ya sağlam bir sandaletle ya deniz ayakkabısıyla herhalde bunlar yeterli olacaktır. Evet, hadi bakalım başlıyoruz. Hazırlıksız yakaladım beni. Evet. Bu arada giriş ücretlerinden bahsetmek istiyorum. Kredi kartı ve müze kartı geçerli değil. Yetişkinler 13 lira. Küçük öğrenciler 6,5 lira. Ama burası serin, güzel. Terletmiyor henüz. Evet. Yarasalar var. Su çok soğuk. Bunu öncelikle göz önünde bulundurmanız gerekiyor ve buradan karşıya geçerken de kayaların kayganlığını da göz önünde bulundurmanız şart. Çok dikkatli olmanız gerekiyor. Buraya kesinlikle ve kesinlikle ayakkabılarla girin. Terlikler suyun hızlı akıntısına karşı işlevsiz kalıyor, ayağınızdan uçup gidiyor ve en önemlisi de bu ipe tutunarak karşıya geçmeniz. Çünkü bu debi karşısında hiçbir şansınız yok. Su bu kadar derin gözükmeyebilir ama çok güçlü. Uzunluğu 18 kilometreyi bulan bu kanyonda ortalama yükseklik 200 metre ile 600 metre arasında değişmektedir. Bazı yerlerde gün ışığı dahi görülmez. Yer yer 2 metreye kadar daralan ve neredeyse gökyüzünün görünmediği kanyon içerisinde yürüyüş yapmak için profesyonel bir ekiple hareket etmek gerektiğini vurgulamamız gerekir. Biraz önce söylediğim gibi bu kanyonun toplam uzunluğu yaklaşık 18 kilometre. Bu 18 kilometrenin tamamını yürümeniz imkansız. Turistik olarak buraya gelmişseniz birkaç kilometre yürüyüp geri dönüyorsunuz. Ama eğer ki tamamını yürümek istiyorsanız buraya kesinlikle profesyonel ekipmanlarla gelmeniz gerekiyor. Ayrıca yanınızda çocuklarla gelmenizi tavsiye etmiyoruz. Çünkü bazı yerlerde suyun derinliği omuz hizasını geçmekte ve suyun soğukluğunu da göz önünde bulundurursak çok zorlu bir süreç sizi bekliyor olabilir. Burası bir kanyon ve kanyonda da her zaman çökme riski vardır. Yani çocuklarla buraya gelmeniz çok doğru bir hamle olmayacaktır. Size tavsiyemiz buraya yetişkinlerle gelmeniz, çocuklarla çok fazla ilerlemeden ortamı gördükten sonra geri dönmek en mantıklı hamle olacaktır. Ve buraya kadar gelip buradaki su üstündeki lokantada yemek yemeden kesinlikle dönmeyin. Buz gibi suyun üzerinde bu yaz sıcağında size çok iyi gelecektir. Tavsiyemizdir. Videoların devamı için abone olmayı unutmayınız.
bildirimleri açarak yeni videolarımızdan da haberdar olabilirsiniz. Ayrıca ekranda görünen kutucuklardan da diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Teşekkürler.